Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün halı ve koltuk temizliği yapıyorum. Koltukları, halıları arada bir silmek gerekiyor. Ben de bugün koltukları ve halıları sileceğim. Bakalım hangi deterjanları kullanacağım. Temizliklerimde ben sıcak su kullanıyorum. Sıcak su kullanmak oldukça önemli. Soğuk su ile yapılan temizlikte herhangi bir verim alamayız tam olarak temizlenmez. Bu nedenle elimizin dayanabileceği sıcaklıkta su olması gerekiyor. Bir kaşık karbonat ekleyeceğim. Karbonatı hijyen açısından ekliyorum. Bu arada plastik kaşık kullanıyorum, metal kaşık kullanmıyorum. Leke sökücü kullanacağım. Markası fark etmiyor tabii ki. Dilediğiniz herhangi bir leke sökücüyü kullanabilirsiniz. Bu ürünü neden kullanıyorum? Bazen koltuklarda ve halılarda ufak tefek lekeler oluşabiliyor ve o lekeleri giderebilmek için ben bir kaşık da leke sökücü ekliyorum. Çok derin lekeler var ise eğer tabii ki bu lekelere de daha özenli bir şekilde temizlik yapmamız gerekiyor. Bulaşık deterjanı kullanacağım. Yine markası fark etmiyor. Bir kaşık da bulaşık deterjanı ekliyorum. Bu sıvı deterjanın yağları, kirleri çözme özelliği var bildiğiniz gibi. Bu nedenle bir kaşık da bulaşık sıvı deterjanı ekledim. Bu karışıma son olarak yumuşatıcı ekleyeceğim. Yumuşatıcıyı neden ekliyorum? Bildiğiniz gibi kirlenmiş olan koltuklar, halılar oldukça kötü kokabiliyor. Halıların ve koltukların daha güzel kokması için ben yumuşatıcı da ekliyorum. Bir kaşık yeterli. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Dilerseniz iki kaşık da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ayrıca yumuşatıcı halıları çok yumuşacık yapıyor. Üzerinde yürümesi de çok zevkli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Karışım hazır. Güzelce karıştırdıktan sonra artık kullanabiliriz. Yakından da şöyle göstereyim. Başka hangi ürünleri kullanacağım? Patates çuvalı kullanacağım. Patates çuvalı çok güzel leke çıkarma özelliği var. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. İçerisindeki patatesleri güzelce bir kenara alalım ve bu torbayı güzelce bir yıkayalım. Ben bu torbayı daha öncesinde yıkamıştım ve böyle görsel amaçlı tekrar patatesi içerisine bıraktım ve tekrar böyle yıkadım. Patates çuvallarının tabii ki temiz olması oldukça önemli çünkü koltuk temizleyeceğiz, halı temizleyeceğiz. Halıların, koltukların üzerinde leke bırakmasın. Güzelce bir yıkadıktan sonra artık kullanabiliriz. Silmek için mikrofiber bez kullanacağım. Bunu zincir marketlerden aldım. Bunun farklı renkleri oluyor bildiğiniz gibi ve her rengi ben farklı bir amaç için kullanıyorum. Örneğin Yeşil renkli olanı koltuk veya halı temizliğinde kullanıyorum. Diğer sarı renkte olanı parke temizliği veya kapı temizliğinde, farklı renkte olanları banyoda kullanıyorum veya mutfakta kullanıyorum. Rengine göre böyle temizliklere ayırıyorum. Mikrofiber bezimi karışımın içerisinde ıslattım ve fazla suyunu aldım. Şimdi patates çuvalının içerisine mikrofiber bezimi yaydıracağım. Peki bu çuvalı kullanmasak olur mu diye düşünebilirsiniz. Tabii ki kullanmak zorunda değilsiniz fakat bununla daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Bir tane de kapak kullanacağım. Bunu kullanmadığım bir tencerenin kapağını kullanıyorum. Bunu ayrıca bir kenara bırakıyorum. Temizliklerde kullanıyorum. Bu kapağı tekrar yemeklerde kullanmıyoruz çünkü temizliklerde kullandığımız Maddeleri, malzemeleri mutfağımıza alarak tekrar kullanmıyoruz. Koltuk silmeye başlayabilirim. Öncelikle tabii ki üzerindeki bu tozları, tüyleri, kılları almak gerekiyor. Güzelce bir süpürdükten sonra silme işlemine başlıyorum. Koltukların yastıklarını ben bu şekilde siliyorum. Bazen de çamaşır makinesinde yıkıyorum. Çamaşır makinesinde nasıl yıkıyorum? Hassas programı seçiyorum ve bu yastıkları da küçük bir bez torbanın içerisine doldurduktan sonra makinede yıkıyorum. Yastıkların zarar görmemesi için böyle yapıyorum. Ayrıca koltuk yastıklarını yıkarken de sıcaklığın düşük olması gerekiyor. Sıcak suda yıkamayalım. Yastıklar zarar görür, renkleri atar. Temizliğimi yaptıktan sonra arada bir böyle Patates çuvalını ve mikrofiber bezi yıkamak gerekiyor çünkü koltukların üzerindeki kirler mikrofiber bezin üzerine çıkıyor. Bunu da arada bir bu karışımda yani bu deterjanlı suda yıkamam gerekiyor. Yıkadıktan sonra tekrar devam edeceğim. Alternatif olarak patates çuvalının yerine limon çuvallarını da kullanabilirsiniz. Pazarda limonların satılmış olduğu bu küçük fileler var, sarı. Onları da kullanabiliriz. Onlarla da aynı işlemi yapabiliriz. Bazen ben banyoda kullanmış olduğumuz liflerle de bu işlemi yapıyorum. Tabii ki kullandığımız lifleri kullanmıyoruz. Temizlikler için özel bir lif ayırıyorum ben. Sadece temizliklerde kullandığım bir lifim oluyor ve onunla temizlik yapıyorum. Şimdi halıyı sileceğim ve daha öncesinde halıyı da süpürmek gerekiyor. Halıyı süpürdükten sonra şimdi aynı işlemi halıya uygulayacağım. Bu yöntemi deneyerek halının ve koltukların üzerinde bulunan bu kirleri, lekeleri kolayca temizleyebiliyoruz. Temizleme suyu kirlendi ise değiştirmemiz gerekiyor. Benim koltuğum, halım çok kirli olmadığı için değiştirmeye gerek kalmadı. Ben tek su ile temizliğimi yaptım. Fakat çok fazla kirli ise arada bir suyumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi durulama kısmını yapacağım. Bu temizliği yaptıktan sonra tabii ki durulamak gerekiyor. Yine sıcak su kullandım ve mikrofiber bez kullanıyorum durularken de. Suyum biraz fazla sıcak. Ellerimi tam olarak dokunduramadım. Biraz soğumasını bekleyebiliriz. Durulama işlemi de bittikten sonra bütün kapıları, pencereleri açmak gerekiyor, havalandırmak gerekiyor. Koltuklarda veya halılarda rutubetten küflenme olabilir. Buna dikkat edelim. Güzelce bir havalandıktan sonra koltuğun ve halıların tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra pencereleri, kapıları kapatabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizler de kendi temizlik tüyolarınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bugünkü videom burada sona eriyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.